Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Lesen, welche Überschrift passt? Evet, welche Überschrift'ten kasıt ne arkadaşlar? Hangi başlık demek istiyoruz burada? Lesen'den de kasıt arkadaşlar okuma. Dolayısıyla burada bir okuma, bir metin incelemesi yapacağız arkadaşlar. Welche Überschrift passt? Evet, aşağıda birazdan arkadaşlar bu metne dair bir başlık seçeceğiz. Hangisi doğru, bunu seçeceğiz. Ancak öncesinde metni iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor. Dilerseniz dersimiz başlasın. Kultur ile başlayan bir metin görüyoruz arkadaşlar. Almanca'da ya da Avrupa ülkelerinde bir gazetecilik geleneği olan bu durum arkadaşlar. Metin ne ile ilgili olduğu ilk satırda ilk kelime ile veriliyor. Dolayısıyla metnin ne ile ilgili olduğunu buradan çözümleyebiliyoruz. Demek ki bu metin neymiş arkadaşlar? Kültürle alakalı olduğundan, değil mi? Kultur ile başlanılmış cümlemiz Leontine Valade wurde in Genf zur Miss Altersheim gewählt. Öncelikle bir inceleyelim arkadaşlar. Leontine Valade, bu bir özel isim, bir kadın ismi görüyoruz burada. Wurde in Genf, Genf şehrinde zur Miss Altersheim. Altersheim arkadaşlar yaşlılar yurdu demek. Bakım evi, yaşlılar yurdu anlamına gelen Altersheim. Miss Altersheim, evet, bayan yaşlılar yurdu anlamına gelmiş oluyor Miss Altersheim. Wählen de arkadaşlar seçmek anlamında, gewählt. Ancak burada pasif bir durum var arkadaşlar. Biz bunu pasif konusunda wurde yapısında ayrıntılı şekilde görmüştük. Wurde gewählt, seçildi denmiş oluyor. Dolayısıyla Leontine Valade wurde in Genf zur Miss Altersheim gewählt. Bu cümle bize demek ki ne diyor arkadaşlar? Leontine Valade Genf şehrinde bayan yaşlar yurduna seçilmiş. Yani bayan yaşlar yurdu şeklinde öyle bir titri varmış. Devam edelim. Sie ist die erste Schweizerin, die diesen Titel bekommen hat. Evet, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Burada fark ettiyseniz bir relatif durumu var. Ama öncelikle bir çözümleyelim. Sie ist die erste Schweizerin, die erste. Neydi bu arkadaşlar? Sıralama sayılarında görmüştük bunu. İlk, birinci anlamına geliyor. Schweizerin, bu da İsviçreli kadın anlamında. Schweizerin, evet. İlk İsviçreli kadınmış. Bakın burada bir relatiflik var. Relatif pronom konusunda bunu görmüştük. Neydi arkadaşlar? Burada die Schweizerin, evet, adres gösterdiğimiz kişi die Schweizerin'miş. Dolayısıyla artikelle devam ediyoruz. Ne oluyormuş? Die diesen Titel bekommen hat. Der Titel neydi arkadaşlar? Titel, yani Miss Altersheim demek ki ne olmuş oluyor? Onun adlandırdığı bir başlık gibi ya da bir titr gibi, der Titel. Dolayısıyla diesen Titel denildiğinde bu titri almış. Bekommen hat, hat bekommen, evet, perfekt zamandaki bu fiile baktığımızda hat bekommen elde etmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Leontine Valade demek ki ilk İsviçreliymiş bu titri alan. Devam edelim. 9 Frauen aus 6 Seniorenwohnheimen nahmen an der Misswahl teil. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, bu cümle bize ne diyor? 9 Frauen, 9 kadın aus 6 Seniorenwohnheimen. Evet, senior arkadaşlar, bu senior için şöyle diyebiliriz. 50 yaş, 60 yaş, 70 yaşa kadar, evet, bu senior olarak kullanılıyor bu yaş grubu. Aslında bu veteran anlamına da gelebiliyor senior arkadaşlar. Yani olgun yaştaki insanlar için kullanılıyor. Wohnheim'da birlikte yaşanılan ortamlar için kullanılıyordu. Dolayısıyla Seniorenwohnheim'den kasıt çeşitli, yani 50'li 60'lı yaşlarda birlikte oturulan
oturma şekillerine söylenen bir isim açıkçası Senioren Wohnheim. Namen an der Misswahl teil. Teilnehmen arkadaşlar. Teilnehmen katılmak. Yani orada katılım göstermek demek. Ancak burada preteritum halde teilnehmeni ne olmuş arkadaşlar? Teilnahm, nahm, teil şeklinde yorumluyorduk. Dolayısıyla Misswahl de seçim demek. Demek ki Miss seçimi için, yani bu Miss Altersheim'i kastetmiş oluyoruz burada. Miss Altersheim seçimi ya da Misswahl diyebiliriz bunun için. Ne yapmış? 9 kadın demek ki. 6 bu yaşlar yurdu da diyebiliriz aslında bunun için arkadaşlar. 6 yaşlar yurdundan katılım göstermiş. Kaç kişi? 9 kadın demek ki katılım göstermiş. Devam edelim. Leontine Wallade überzeugte die Jury durch ihr herzliches Lächeln. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar Leontine Wallade überzeugen, überzeugen neydi hatırlayalım. Überzeugen ikna etmek demek arkadaşlar. Überzeugen bunun preteritum hali arkadaşlar. Überzeugte şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Die Jury, evet, jüriyi nasıl ikna etmiş arkadaşlar? Durch ihr herzliches Lächeln. Lächeln arkadaşlar, tebessüm, gülüş anlamında gelen Lächeln'i görüyoruz. Evet, herzlich, kalpten. Yani içten gelen, kalpten gelen gülümsemesiyle ne yapmış? Jüriyi ikna etmiş. Dolayısıyla durch ihr herzliches Lächeln, durch içerisinden arasından, ancak güzel Türkçemizde biz böyle demeyiz. Ne deriz güzel Türkçemizde? Güzel kalpten gelen gülümsemesiyle, vasıtasıyla demeyiz tabi. Gülümsemesiyle deriz. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı durch ihr herzliches Lächeln demiş oluyoruz. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Leontine Wallade überzeugte die Jury durch ihr herzliches Lächeln. Gülümsemesiyle ikna etti. Kimi ikna etti? Jüriyi ikna etti. Devam edelim. Alle Teilnehmerinnen mussten älter als 70 Jahre sein und noch ohne Hilfe gehen können. Evet. Bakalım ne demek istiyor bu cümle bize? Alle Teilnehmerinnen, evet. Teilnehmer neydi? Katılımcılar. Ancak burada arkadaşlar Teilnehmerinnen görüyoruz. Dolayısıyla bu katılımcıların hepsi neymiş? Kadınmış. Aralarında erkek yok. Öyle değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Teilnehmerinnen'den anlıyoruz. Alle Teilnehmerinnen, bütün katılımcılar mussten, evet, müsseni ne şekilde görüyoruz burada arkadaşlar? Präteritum şeklinde mussten, evet, älter als 70 Jahre sein. 70 yaşın üstünde olmaları gerekiyormuş. Und noch ohne Hilfe, yardımsız. Gehen können, gitmek. Yani yardım almadan yürümeleri gerekiyormuş bu katılımcıların. Yani bu cümleyi toparlayacak olursak ne diyor? Tüm katılımcıların 70 yaşın üstünde olmaları ve yardım almadan yürüyor olmaları gerekiyormuş. Devam edelim cümlemize. Sie stellten sich zuerst vor, dann erzählten sie von ihren Hobbys und ihrer Familie, ihrem verrücktesten Wunsch und ihrer Lieblingsblume. Evet, bu cümle bize ne diyor? Sie stellten sich zuerst vor. Vorstellen neydi arkadaşlar? Kendini tanıtmak demekti. Bu aynı zamanda nasıl bir fiildi arkadaşlar? Refleksiflik alan bir fiildi. Sich vorstellen, öyle değil mi? Dolayısıyla stellten şeklinde karşımıza çıktığı için bu ne demek oluyor? Bu preteritum demek oluyor. Kendilerini tanıttılar öncelikle. Değil mi? Sie stellten sich zuerst vor. Dann, ondan sonra erzählten sie. Dann erzählen neydi arkadaşlar? Anlatmak demek. Ancak burada gene erzählen, erzählten şeklinde, preteritum şeklinde karşımıza çıkıyor. Dann erzählten sie von ihren Hobbys. Hobileri hakkında anlattılar.
und ihre Familie, aileleri hakkında anlattılar. Ihrem verrücktesten Wunsch, der Wunsch neydi arkadaşlar? Dilek demekti. Verrückt neydi? Çılgınca, delice, çılgın dilekleri hakkında, istekleri hakkında değil mi? Anlattılar. Und ihre Lieblingsblume, Blume, die Blume, çiçek, en sevdikleri çiçek, die Blume. Dolayısıyla burada ne oluyor arkadaşlar? Datiflik oluyor. Çünkü erzählen von olduğundan dolayı bu yapıların tamamı neye dönüşmüş oluyor? Datife dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla von ihrer Lieblingsblume, yani en sevdikleri çiçekler hakkında ne yapmış oluyorlar burada? Açıklama yapmış oluyorlar. Devam edelim. Die Siegerin gewann ein Essen in einem Lüksüsrestaurant. Ne diyor arkadaşlar burada? Die Siegerin, kazanan ne yapmış? Gewannen arkadaşlar, preteritumda karşımıza gewann şeklinde çıkıyor. Dolayısıyla die Siegerin gewann ein Essen in einem Lüksüsrestaurant. Demek ki bir yemek ödül neymiş arkadaşlar? Lüks bir restoranda yemek demek ki ödülmüş. Dolayısıyla kazanan kişi diyecek olursak ve bu bir kadınsa ne diyoruz? Die Siegerin diyoruz. Dolayısıyla die Siegerin gewann ein Essen in einem Lüksüsrestaurant. Şimdi arkadaşlar olası başlıklara bakalım. Daha doğrusu metinle ilgili en isabetli başlık hangisidir? Bunu hep birlikte bulmaya çalışalım. İlk şıkka baktığımızda arkadaşlar, Frauen die studiert haben wollen keine Kinder. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Frauen die studiert haben, evet, yüksek öğrenim görmüş olan, üniversite öğrenimi görmüş olan kadınlar wollen keine Kinder, çocuk istemiyorlar. Bu alakasız. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? A şıkkını elemem gerekiyor. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Neue Misswahl in Österreich. Evet, yeni Misswahl. Evet, parçada geçen Misswahl. Tamam, burası olabilir belki ama in Österreich diyor. Ancak parçada arkadaşlar in Genf deniliyor. Wurde in Genf zur Miss Altersheim gewählt. Genf arkadaşlar Cenevre demek. Dolayısıyla Cenevre nerede arkadaşlar? İsviçre'de, Avusturya'da değil. Dolayısıyla ne yapıyorum? B'yi de elemiş oluyorum. C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Immer öfter spätes Mutterglück. Evet, bu cümle ne diyor arkadaşlar? Immer öfter, gitgide sıklaşıyor demek istiyor. Immer öfter spätes Mutterglück. Spät neydi arkadaşlar? Geç. Mutterglück, annelik sevinci. Geç gelen annelik sevinci. Dolayısıyla gitgide sıklaşıyor. Geç gelen annelik sevinci bu parçayla örtüşmüyor. Dolayısıyla bunu da elemiş oluyorum. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Leontine Valade wird 70. Evet, Leontine Valade, bu da parçada geçiyor. Ancak 70 yaşına basıyor diyor. Böyle bir şey geçiyor mu parçada? Hayır, böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu da elemiş oluyoruz. E şıkkına baktığımızda mit einem Lächeln gewonnen. Evet, mit einem Lächeln, bir gülücük ile kazandı. Evet, kesinlikle isabet eden başlık bu. Dolayısıyla mit einem Lächeln, bir gülücükle, bir tebessümle kazandı derken mit einem Lächeln gewonnen başlığı kesinlikle isabet eden başlık. Yani doğru başlığımız bu durumda neymiş? E şıkkı olan mit einem Lächeln gewonnenmiş. Şimdi dilerseniz diğer metinle dersimiz devam etsin. Yeni okuma metnimize baktığımızda arkadaşlar statistik ile başlayan bir okuma metni görüyoruz. Demek ki bu parça istatistikle ilgiliymiş. Statistik kelimesinden bunu anlıyoruz. İlk cümleye baktığımızda arkadaşlar, noch Anfang der 80er Jahre waren Frauen selten über 30, wenn sie das erste Kind bekamen. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar
anlam olarak baktığımızda güzel Türkçemizden farklı olarak bunu eminim ki anlamışsınızdır. Baştan, daha doğrusu sondan başa doğru gidiyor anlam. Dolayısıyla ilk aşamada sona bakmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi burada wenn sie das erste Kind bekamen, ilk çocuklarını elde ettiklerinde gibi bir anlam çıkıyor. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Bebeklerini eline aldıklarında, ilk çocukları olduğunda deriz, öyle değil mi? Şimdi tekrar bir başa bakalım. Noch Anfang der 80er Jahre. Evet, Anfang der 80er Jahre, 80'lerin başında. Demek ki 80'li yılların başında waren Frauen selten über 30. Kadınlar nadiren 30 yaşın üstündeydiler. Ha, ne zaman arkadaşlar? İlk çocuklarını eline aldıklarında, demek ki nadiren 30'un üstündeydiler diyor bu cümle. Noch Anfang der 80er Jahre waren Frauen selten über 30, wenn sie das erste Kind bekamen. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Heute ist ein Viertel aller Schwangeren über 35 Jahre alt. Evet, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Bugün, günümüzde ist ein Viertel, Viertel neydi arkadaşlar? Çeyrek demekti. Demek ki ein Viertel aller Schwangeren, hamile olanların bir çeyreği, yani bu bütün çeyreğine bakıldığında über 35 Jahre alt. Demek ki bu hamile olanların bir çeyreği arkadaşlar 35 yaşın üstündeymiş. Heute ist ein Viertel aller Schwangeren über 35 Jahre alt. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, besonders bei Frauen mit Hochschulabschluss ist die Zahl der über 40-Jährigen, die zum ersten Mal schwanger sind, besonders hoch. Evet, uzun gibi gözükse de arkadaşlar, Almanca'da var olan bir şey bu. Uzun anlatımlar, virgüllerle sürekli betimlemeler, bunlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla uzun gibi gözükse de gayet basit, gayet kolay anlaşılacak bir cümle. Şöyle ki adım adım gidelim arkadaşlar. Besonders bei Frauen, ne diyor arkadaşlar? Özellikle kadınlarda, hangi kadınlarda? Mit Hochschulabschluss. Hochschul neydi arkadaşlar? Yüksek okuldan kasıt arkadaşlar. Almanca eğitim sistemine baktığımızda Hochschulabschluss şu demek oluyor arkadaşlar. Liseyi bitirirken bu ara geçiş Hochschulabschluss, onun ardından bir gümnasyum ile bayağı bir karmaşık bir sistem aslında bakıldığında Alman eğitim sistemi. Bununla ilgili bir video yapmayı zaten düşünüyorum. Hochschulabschluss yani yüksek okul, lise, ortaokul denginde bir okul olmuş oluyor arkadaşlar. Bu Abschluss da neydi? Bitirme, tamamlama demek arkadaşlar. Ist die Zahl der über 40-Jährigen, 40 yaşın üstündeki demek ki bu kadınların sayısı, die zum ersten Mal schwanger sind, ve bu kadınlar ilk defa, zum ersten Mal, ilk defa schwanger, hamile. Demek ki bu kadınların 40 yaş üstünde olan bu kadınların, yüksek okulu tamamlamış olan bu kadınların ve ilk defa hamile olmuş olan bu kadınların besonders hoch, besonders özellikle yüksekmiş. Yani bunu toparlayacak olursak arkadaşlar, Türkçe'de özellikle yüksek öğrenimi tamamlamış olan 40 yaş üstü kadınlar ve ilk defa hamile olmuş olan kadınlar yüksek bir orandaymış hamilelik anlamında. Devam edelim. Eine gute Ausbildung und finanzielle Unabhängigkeit sind die wichtigsten Bedingungen für das Ja zum Kind. Bu cümle bize ne diyor? Eine gute Ausbildung, iyi bir eğitim. İyi bir tahsil deriz ya güzel Türkçemizde arkadaşlar. Dolayısıyla eine gute Ausbildung und finanzielle Unabhängigkeit. Finanzielle Unabhängigkeit arkadaşlar, finansal bağımsızlık yani. Evet, güzel Türkçemizde de öyle deriz, öyle değil mi? Sind die wichtigsten Bedingungen, en önemli şartlar. Bedingung arkadaşlar, şart demek. Ancak burada çoğul olarak karşımıza çıkıyor. Die wichtigsten Bedingungen,
en önemli şartlardanmış für das ja, evet demek için zum Kind. Yani bunu bir toparlayalım isterseniz. Türkçe'de karşılığı, güzel Türkçemizdeki karşılığı neymiş arkadaşlar? Eine gute Ausbildung, iyi bir tahsil und finanzielle Unabhängigkeit ve finansal bağımsızlık sind die wichtigsten Bedingungen, en önemli şartlardanmış für das ja zum Kind, çocuk olayına evet demek için. Wenn die medizinische Versorgung stimmt, ist die Chance, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, fast genauso groß wie bei jüngeren Frauen. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Wenn die medizinische Versorgung, yani tıbbi olan bu destek, tıbbi sağlık durumunu kastetmiş oluyor arkadaşlar. Stimmt, yani sağlıkla ilgili bir sıkıntı yoksa eğer, ist die Chance, bu şans, bu oran, bu şans, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, sağlıklı bir çocuğu dünyaya getirmek için. Bakın, az önce de söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, sondan başa gitmemiz daha doğru olacaktır. Dolayısıyla buradan da başlanabilirdi aslında. Sağlıklı bir çocuğun dünyaya getirilme şansı ve tıbbi olan bu durum eğer yerindeyse fast genauso groß wie bei jüngeren Frauen, neredeyse genç kadınlardaki oranla aynı demeyi getiriyor bu cümle. Bakın, fast genauso groß, baktığımızda bu yapıyor arkadaşlar. Neredeyse aynı, düzeltiyorum. Genauso groß, aynı oranda, aynı büyüklükte. Tabi buradaki kasıt, büyüklükten kasıt ne arkadaşlar? Die Chance'yi kastediyor. Yani şansın oranı, yüksekliği kastedilmiş oluyor. Dolayısıyla bei jüngeren Frauen, genç kadınlara oranla, onlarla orantılandığında, onlarla eşleştirildiğinde denmiş oluyor. Dolayısıyla bunu tekrar bir toparlayalım arkadaşlar bu cümleyi. Wenn die medizinische Versorgung stimmt, ist die Chance, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, fast genauso groß wie bei jüngeren Frauen. Evet, genç kadınlardaki ve değil mi? Bu 35 yaşındaki ve üstündeki kadınların çocuk dünyaya getirme oranları, şansları eğer tıbbi, eğer sağlıklı, sağlık yerli yerinde ise aynı orandaymış demeyi getiriyor bu cümle. Şimdi arkadaşlar bu metni, bu okuma metni hangi başlıkla örtüştürürüz? Hangi başlık doğru? Hangisi isabetli, ona bakmamız gerekiyor. Dilerseniz ilk şıkkımıza bir bakalım. Evet, A şıkkı ne diyor arkadaşlar? Frauen, die studiert haben, wollen keine Kinder. Ne diyor bu cümle arkadaşlar? Yüksek öğrenim görmüş olan, üniversite öğrenimi görmüş olan kadınlar çocuk istemiyor. Böyle bir şeyi parçada geçmiyor. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar, viele Schwangere möchten studieren. Evet, bu cümle ne diyor arkadaşlar? Viele Schwangere, birçok hamile yüksek öğrenim görmek istiyor. Üniversite tahsili görmek istiyor. Böyle bir şey parçada geçmiyor. Dolayısıyla B'yi de eliyoruz. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar, finanzielle Unabhängigkeit wichtiger als eine gute Ausbildung. Evet, bu soru cümlesine ya da başlığına baktığımızda arkadaşlar, finansal bağımsızlık daha mı önemli iyi bir tahsilden diye bir soru başlığı görüyoruz. Bu da evet çeldirici nitelikte, ancak parçayla örtüşmeyen bir başlık. Bunu da eliyoruz. D'ye baktığımızda arkadaşlar, Frauen über 35 Jahren werden medizinisch gut versorgt. Evet, burada da gene bir çeldirici olabilirdi, ancak anlamına baktığımızda ne kadar parçadan kopuk olduğunu görüyoruz. 35 yaşın üstündeki kadınlar tıbbi olarak daha iyi bakılıyor, daha iyi şartlarda bakılıyor diyor, ancak bu da gene örtüşmüyor.
Dolayısıyla bunu da eliyoruz. E şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Immer öfter, spätes Mutterglück. Evet, daha da gitgide sıklaşıyor. Immer öfter, daha sık karşımıza çıkıyor demeyi getiriyoruz aslında burada arkadaşlar, güzel Türkçedeki karşılığına. Çünkü birebir Türkçe ile örtüşmüyor. Immer neydi? Her zaman demekti. Öfter, sık sık demek. Dolayısıyla gitgide sıklaşıyor. Spätes Mutterglück, evet, geç gelen annelik sevinci. Kesinlikle bu ne oluyor arkadaşlar? Okuma metniyle örtüşen bir başlık olmuş oluyor. Immer öfter spätes Mutterglück. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir okuma metnini, daha doğrusu iki okuma metnini ayrıntılı şekilde inceledik. Burada gramer yapılarını, önceki derslerde görmüş olduğumuz gramer yapılarını, yeni kelimeleri ya da daha önceden karşılaşmış olduğumuz bu kelimeleri irdelemiş olduk ve ne yaptık? Uygun konu başlıklarıyla bunu ne yapmış olduk? Örtüştürmüş, eşleştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.